Merhaba arkadaşlar, bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün çok farklı bir video olacak arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce Galatasaray'a transfer olmuş, büyük umutlarla aldığımız ama e, hayal kırıklığı yaratan, hatta o sezonun en kötüsü seçilen futbolculardan bahsedeceğim. İlginç hikayeleri var, komik anları var. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Biraz komik ve değişik bir video olsun istedim. Ee, biraz daha geçmişe gidelim. Bu futbolcuları hatırlayacak mısınız? Aslında bir sürü futbolcu var ama ben bir kısmını aldım. Ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar Galatasaray kanalımızın büyümesini istiyorsanız yapmanız gereken sadece abone olmak ve bildirimleri açmak arkadaşlar. İlk haberimize başlıyoruz. Biraz uzun hikayeler olduğu için okuyacağım arkadaşlar. Ali Lukunku bu futbolcu 1.92'lik boyuyla hava toplarında fazlaca etkili olan Lukunku Galatasaray'a büyük umutlarla geldi. Ancak Top tekniğinin çok kötü olduğu deyim yerindeyse Allah boy vermiş, gerisi koy vermiş bir insan olduğu kısa sürede anlaşılmış. 2003-2004 sezonunda ara transfer döneminde Galatasaray'a gelmiş. 15 maçta 6 gol atıyor. Ve daha sonra Lille kiralanıyor. Oradan sonra da Lille bir sonraki sezonda satılıyor Lukunku. Bunun hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Diğeri ise Dominik Dominic e, Iorfa İlginç bir hikayesi var bunun da. ile ilgili anlatılanlar tam bir şehir ef efsanesi arkadaşlar. Asıl mesleği 400 metre koşucuymuş. Futbolculuğa ise şans eseri başlamış. Ee, bakın şimdi rüzgarlı bir maçta kendi ortasına kafa attı. Bakın kendi ortasına kafa attı. Bir maçta ısınırken topu sürmeye çalışıp topu takılarak düştüğü bir başka maçta ısınmak için kare çekti şutun. O sırada sırtı sağa dönük şekilde tribünleri izleyen bir polisin kafasına çarptığı gibi birçok efsane e, hikayeleri var arkadaşlar. Diğer isim Bratu. 24 yaşında Galatasaray tanısı olan Bratu 25 maçta attı 6 golle yetersi bulunmuş ve sezonun sonunda ilginç bir şekilde kar edilerek Nades'e satılıyor arkadaşlar futbolcumuz. Onada dönemde takımdaki Türk futbolcuların kendisine pas atmadığını iddia eden Brato, Galatasaray'da gösterdiği yetersiz performansı diğer kulüplere devam ettirerek şu tepki almıştır. Orada da mı Türk futbolcular pas vermiyor aga diye delirtmiştir Brato. Brato da bu şekilde ilginç bir hikayesi arkadaşlar böyle bir tepki almış. Diğer isim İsmail Bauzit diye bir futbolcu. 2007 Ağustos'unda alınıyor. 2008 Haziran'da gönderiliyor. 17 maçta bir gol atıyor. Neden alındığı, neden oynatıldığı anlaşılmayan futbolcuların birisiymiş. Servet Çetin'in alternatif olarak alınıyor bu futbolcu. Ee, kaleci e, Orkun'a bir maçta pas yerine şut çıkıyor ve e, Orkun'dan şu tepkiyi görüyor. Yavaş lan nerif, yavaş at diye tepki alıyor arkadaşlar. Komik bir anısı da bu şekilde var. Ee, bir diğeri ise İnan Motu. Inamoto Türkiye Ligi'nde oynamış ilk Japon futbolcu. Samuray lakaplı Inamoto. Ee, İngiltere Ligi'nden sonra 2006 yılında Galatasaray'a geldi. Galatasaray performansıyla 30 maça çıkıyor. 1 gol 2 asist atıyor. Ee, ve bu futbolcu diyor ki ya yani bu ne demişler bir dakika manşet tekrar okuyorum. Ya bu zaten ufak tefek eziliyor bu gibisinden eleştiriliyor. Ve Inamoto bir sezon sonra takımdan gönderiliyor arkadaşlar. Inamoto'nun hikayesi bu şekilde. Amramat evet Amramat'ı biliyorsunuz biz Kayseri Spor'dan buçuk e, 8,5 milyon euro bedelle aldık. E, yeni çıkışı performansları vardı Şampiyon Ligi'nde evet biraz böyle iyi gibi görünüyordu ama daha sonra Malaga'ya kiraladık. Sonra Malaga'ya 3,5 milyon euro sattık. E, beklentisi yüksek olan bir futbolcuydu ama maalesef bu da beklentinin altında kalan bir diğer futbolcumuz. Hayal kırıklığı yatan, yaratan bir diğer futbolcumuz arkadaşlar. İyi e, iyi miydi gibi gibi. Ee, biraz daha gole katkı sağlayabilir ama Amrabat'ın en büyük şansı e, Drogba gibi oyuncularla oynamak. O, bu da onun için bir şans arkadaşlar. Bir diğer oyuncumuz Serkan Aykut. Bakın yani bunun ilginç bir hikayesi var. Ben bunu anlamadım. Samsun Spor'da gösterdiği müthiş performans ve istikrarla e, yıllardan sonra gol kralı da olan ve transferin gözdesi haline gelen Serkan Aykut 7 milyon dolar bedelle Galatasaray'a geldi. Oynadığı 59 maçta 27 gol atan Serkan bak 59 maçta 27 gol atıyor. 500 bin euro bedelle ertesi sene tekrar Samsun Spor'a dönüyor. Süper Lig'in tarihinin en çok gol atan futbolcularından olan Serkan Aykut her ne kadar Samsun Spor'un efsane, efsanevi oyuncularından biri olsa da Galatasaray kariyeri, kariyeri beklenenden daha kısa sürmüştür diyor. Ama benim anlamadım 59 maçta 27 gol atmak bence bu futbolcu için yani süper muhteşem bir kariyer. Ama neden bir sene sonra geri, döndü? Araştırdım bulamadım nedenini. Yani enteresan bir hikayesi var. Neden geri döndün? Bir diğer oyuncumuz ise e, Linderlot. Linderlot cam adam lakap, lakaplı ama bakın cam adam lakaplı. Galatasaray taraftarı için sakatlığın öbür adıdır. E, Galatasaray'a gelen, gelene kadar pek sakatlanmayan iyi de bir grafik çizen Linderlot 2007 yılında Galatasaray'a geldikten sonra sakatlıktan dolayı forma şansı bulamamıştır. 3 sezonda arkadaşlar bakın 3 sezonda sadece 13 maça çıkmış. Ve e, sözleşmesi tek taraflı fes ediliyor. Daha sonra da futbolu bırakıyor maalesef. Bu da bir şans 3 sezon oynuyorsun. 13 maça çıkabiliyorsun. Ve futbolu burada bırakıyorsun. Bu da bizim hayal kırıklığı yatan bir diğer oyuncumuzdu. Misimovic arkadaşlar çok beğendiğim bir futbolcuydu. Futbola Bayern Münih yapısına başlayan Misimovic. Boğum ve Nürnberg e, maceralarından sonra 2010 Ağustos'unda Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'a gelene kadar çizdiği grafik ve sezonda bakın 20 gol 20 asistin altına düşmeyen e, Misimovic bonservisine ödenen 8,5 milyon euro yerinde e, bir karar gibi görünse de Misimovic Galatasaray formasıyla yalnızca 9 maça çıktı. Hacı ile Yıldız'ı barışmayan kadrışı kalan Misimovic 1,5 yıllık e, Galatasaray macerasından sonra Macerasından sonra 4,5 milyon euroya Dinamo Moskova'ya transfer oldu. Şimdi Galatasaray'dan aklında kalan şu. Misimovic e, kalsaydı ve forma şansı bulsaydı nasıl bir performans eklerdi? Daha mı iyi olurdu? Almanya'da gösterdiği performansın aynısını gösterir miydi? Sezonda 20 gol 20 asist gibi performanslar sevgiler miydi? E, bilmiyoruz. E, maalesef o da hayal kırıklığı yatan bir, diğerden bir diğer futbolcumuzdu. Elano yakından tanıyabilirsiniz Elano'yu. 2009 sezonunda Premier Lig takımı Manchester City'den 7 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de beklenenini veremeyenlerden bu sezon devre arasında beklenme, beklemeden aynı sezon transfer olduğu sezonun devre arasında 2,5 milyon avroya ülkesi Santos'a transfer olmuş ve şu tepkiyi görmüş Türkiye'den. Gelişinden yüzlerce taraftar gelişinde yüzdece taraftarla karşılaşan Brezilyalı yıldızın ne zaman ülkesine döndüğünü anlayamadık bile diye gazete manşetleri atıldı. Çünkü çok kısa bir zamanda kalıp tekrar gitti. Goran Pandev yakından tanıyabilirsiniz bunu zaten. 2014-15 sezonunda büyük umutlarla geldi. Galatasaray'da Inter'deki kariyerinden uzaktı. 17 maçta 17 gollü 7 gol attı. 7 golün tamamı da Türkiye Kupası'nda attı arkadaşlar. Diğer oyuncu ise In e, Ontivero. Bu e, yeni Messi lakaplı futbolcuydu. Ama sadece 5 maçta oynadı bu Arjantinli futbolcu. Türkiye'ye ısınamadı. E, geleceği parlak bir oyuncu gibi üstü gözükse de maalesef olmadı. İzzet Hayro, Hayro, Hayrovic Cimbom'da sadece 12 maçta forma şansı buldu ve hiç hazır görünmedi. Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla Fenerbahçe attığı gollerle kendisini Türkiye kabuğuna tekrar hatırlattı. E, İzzet Hayretovic. bir diğer Haberimiz ise kaleci Robinson Zabata sadece 12 maç süren Galatasaray kariyerini yediği hatalı gollerle hatırlanıyor maalesef Zabata'nın. Büyük umutlarla gelmişti ama maalesef sezonun en kötülerinden biri seçildi Zabata ve o da Galatasaray kariyerini kısa bir sürede sonlandırırdı. Ahmet Barusso neden Galatasaray'a getirildiğini anlaması güç olan isimlerden bir tanesi. Ben bu oyuncuyu sadece Leverkusen maçında bir karlı havada penaltı kullanıp Leverkusen'e e, 5-1 yenildiğimiz bir maç vardı Almanya'da UEFA kupası maçında. E, bir penaltı kullanmıştı. Onun dışında hiç hatırlamıyorum bu oyuncunun oynadığını. Diğer isim e, Karuska. Marcelo Karuska Arjantinli futbolcu, futbolcu peketlerinin altına kaldı. Türkiye maçı yarısı sadece 2 sezon sürdü. Ben bu futbolcuyu çok beğeniyordum arkadaşlar. E, yani İstekli bir futbolcuydu. Çok beğeniyordum ama beklentilerin üstüne çıkamadı. Yeteneklerini geliştiremedi. Çok beğendiğim bir futbolcuydu. Hatta hala bu sezon galiba geçen sezon. Evet geçen sezon Mayıs ayında futbolu bıraktı. Ve hala onun Avusturya'daki maçlarından görüntüler izliyorum. Çünkü çok beğendiğim bir futbolcuydu. Soraya ayağına hakim bir futbolcuydu. Tarık Çamdal Eskişehir Spor'dan 4.5 milyon euro karşılığında transfer ettiğimiz ama yatarak para kazandığı kazanan bir futbolcu oldu e, ıslıkladık tribünde yuh çektik git bu takımdan seni istemiyoruz dedik 2 sene önceki şampiyonluk kutlamasında e, spiker e, şampiyonluk şeyinde şeye çağırırken e, taraftardan yuh çektik ya yani ama ıslıkladık e, ama yine de yüzsüz bildiğiniz yüzsüz yani gitmedi gitmedi ama en sonunda gitti tabi e, parasını alıp da öyle gitti tabi maalesef kazandığını kazandı. Diğer futbolcu Leo Franco arkadaşlar bu da gidi Hatalı gollerle Galatasaray taraftarının tepkisini çeken isimlerden biriydi. Galatasaray'dan sonra Zaragoza, San Lorenzo, Huesca formalarını giydi ve futbolu bıraktı Huesca'da teknik direktör oluyor bu sezon. 8 maçta sadece bir galibiyet aldığı için de Huesca'dan kovuluyor e, Leo Franco. Başka haberimiz var mı bakalım hemen. Evet ee, diğer isim ise Sercan Yıldırım arkadaşlar. Biliyorsunuz 2020 Survivor'da oynuyor şu anda. Ee, Sercan Galatasaray'a büyük büyük umutlarla transfer edildi. Bursa'da şampiyon olmuştu, şampiyon takımdan gelmişti ama Galatasaray sadece 5 gol atabildi. Performansının altında bir performansın altındaydı yani. Beğenmedik. Daha sonra da Galatasaray'da oynadığı için pişman gibisinden sürenler de e, bulundu ama e, maalesef o da beklentinin altında kaldı ve e, başka Aklıma gelen başka bir şey yok. Başka futbolcu yok. Aslında var bir sürü futbolcu var ama çok uzun süre arkadaşlar. Sizin de varsa bakın şu futbolcu da böyleydi, bu böyleydi, bu böyleydi. Ee, yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumda karşılıklı konuşabiliriz arkadaşlar. İstiyorum ki sohbet sohbet halinde olsun. Aklıma gelmeyenleri unuttuklarımı siz hatırlatın. Siz yazın lütfen yorum kısmına. Ee, sizden ricam lütfen Galatasaray kanalımızın büyümesi için taraftarlığımızı gösterelim ve kanalımızı büyütelim. Ee, resmi sayfamız şu an 8,5 milyon aboneyi buldu. Biz hala 2700 abonedeyiz. Kısa vadede 10.000 aboneye ulaşmak istiyoruz ama uzun vadede neden bir 100.000 abone olmasın? Sizden ricamız kanalımızı paylaşın ve abone arttırmamız için bize destek olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.